Şimdi bakın değerli izleyicilerimize tekrar söylüyorum, gluten siz beslenin diyorlar, tamam mı? Çölyak yak hastalarına ya gluten kötü bir şey değil. Ne zamandan beri gluten kötü oldu? Çölyak hastalığı doktorlar bunu bilir, tıp doktorları bilir. Yani çöl yak pediatriktir. Yani e, çocukların bir hastalığıdır, İleri yaş hastalığı değildir. Bu son 15-20 yıldır çıktı bu çöl aldı başını gidiyor. Neden? Çünkü buğdayın içerisinde bak siyez buğdayını bulamıyorsun, kara bulamıyorsun, kavlıca buğdayını bulamıyorsun, kızılca buğdayı bulamıyorsun, bu... Bir sürü buğdayımız var bizim. Allah şimdi çoğaltıyoruz Çoğal diyor, ya... evet. Öf hem de ne biçim göstereceğiz canlı yayınla. Urfadan, Oradan Urfa'dan daha birçok yerden yapacağız. Mardin'de evet çok. Kars, Kars'a gideceğiz. Orada da göstereceğiz. Şimdi bak. Normal benim çocukluğumda yediğim ekmek. Yani 80'li yıllara kadar tükettiğimiz ekmeğin içerisinde Gluten var mı? Evet var. Yüzde kaç var? Yüzde beş var. Bugün ne kadar? En az yüzde on beş olmuş. Yahu dengeyi bozdun. Yüzde beş bu normal. Ama bunu on beşe çıkarttığınız zaman ne oluyor? Reaktif gluten haline geliyor. Yani gluten de tek bir şey değil, protein değil, gliadin ve gluteninden oluşuyor. Gliadinin içerisinde de kükürtlü proteinler var. Yüksek oranda. Ve siz bu oranı dengeyi bozduğunuz için dengeyi bozduğunuz için ne oluyor? reaktif gluten. Bu defa bağırsak florasında virüsleri resmen tıraşlıyorsunuz. İşte bütün olay bu. Ve bir de şu var Hüseyin, bu gliadin e, bu proteinin içerisinde hem kükürtlü bileşikler var hem de öyle proteinler var ki bu e, bunlar proteazlar tarafından parçalanırken bir bakıyorsun insülin hormonuna benziyor. Onun gibi davranıyor. Çünkü oran yüksek ya. Ondan sonra buna karşı pat bir antikor geliştiriyor vücut. Bak mimik diyoruz buna. Tıp doktorları gayet iyi bilir. Yani e, dolayısıyla inzulin hormonu gibi psoido gibi davranıyor. Ondan sonra bu nerede üretiliyor diyor antikoru da geliştirince işte pankreas. Küt pankreasa gidiyor. Orada kim üretiyor bunu? Beta hücreleri. Tüketin bunları diyor. İşte otoimmün bir hastalıkla karşı karşıyasınız. Tip 1 diyabet. Bak bunu sütte de yapıyor. Sütte de sütün şeyine hani buğdaydakine biz ne diyoruz? tahıldaki. Buğday derken aynı zamanda yulafta ve arpada da var bu. Çavdarda da var. Ee, bunlar gluten yani gliadin ve glutenin ama sütte de protein var ona biz ne diyoruz kazein diyoruz. Aynı şekilde proteaz dediğimiz enzimler pankreasın ürettiği bu enzimler ince bağırsakta da daha kısa zincirleri kesen enzimler proteazlar bunlar da bir aile yani protein parçalayıcı. Enzimler başlıyor kesmeye. Peki ne yapacağız? Bir, bir bakıyorsun, efendim işte oradan bir şeye benzetiyor onu. Ne diyor? Bu triyoid hormonunu andırıyor diyor. Hayda, hemen antikor, işte hashimoto, İşte böyle otoimmün hastalıklar arttı. Neden? Çünkü gıda değişti. Efendim ben buğdayda ne yaptım ki diyor. Mübarek değiştirdin işte. Yani glüten oranını yükselttiniz. Yoktu ki bu. Efendim GD, GDO ile alakası yok. Bak Hüseyin tekrar söylüyorum. Buradaki e, melezleme, hibrit buğday melezleme. Yani onunla A ile B buğdayını melezliyorsunuz. İnan GDO'dan daha tehlikeli olabilir Genler uyumsuzsa, işte burada crosslink diyoruz buna. Bunu hekimler de bilir, kimyacılar da, biyologlar da bilir. E, crosslink olunca yeni proteinler oluşuyor. E, dolayısıyla yani yeni genler oluşuyor. Bu genler de ne yapıyor? Protein üretiyor. Nasıl bir protein ürettiğini bilmiyoruz Hüseyin al ondan sonra başına belay ve geri dönüşü de yok bunun. Hüsamettin Bey bir iddia Onun için Pardon. gluten dedikleri şey gluten asla ve asla zararlı bir şey değildir ölçüsünde. hiperoksi fazla oksijen insanı öldürür. Hipoksi, hani bebeğin dünyaya gelince poposuna Şapta vuruyorsunuz evet. ya bu ağlasın hemen oksijeni yoksa hipoksi düşük oksijen yani geri zekalı olur beyin hücreleri oksijensiz ikisi de zararlı tekrar söylüyorum ella tat kavfil mizan dengeyi bozmayın diyor. Ya bir ölçüyle yarattım, bir kaderle yarattım. Kaderle yarattım deyince benim başıma hangi felaketler gelecek efendim? Yok böyle bir şey. Yani buradaki kader derken şey değil. Yani hangi özelliklerle yaratılmış? Genetik yapısı Allah tarafından nasıl programlanmış? Yani bunlar onun ilminde olan şeyler. Belki bir 3000 yıl sonra biz genlerle yavaş yavaş oynayabileceğiz. O konuda ilim sahibi olabilirsek ama şimdi bilmiyoruz ki bilmeden tamamen kör, kör. dövüşü yapalım bakalım ne çıkacak Keşke. diyor. Yapmayın, yapmayın. Onun için gluten asla ve asla zararlı bir şey değildir. Çölyak çocukların hastalığıdır ilk 2 3 5 yaşına gelene kadar ondan sonra bu kaybolur. Bu Tıpkı yeni doğanlarda sarılık, sarılık oluyor gibi. ya ha evet. ondan sonra biraz ultraviyole da geçip gidiyor ama şimdi kurtaramıyorsunuz bebeği.